Değerli izleyenlerim, bugünkü Sorularla İslamiyet programında kafirlerin çocukları cennette olacak mı sorusuna cevap aramaya çalışacağız. Malum kafir Allah'ı inkar eden anlamında ve bugün dünyanın 1/4'ü Müslümansa 3/4'ü Müslüman değil. Bu durumda insanların büyük bir ekseriyeti kafir gibi görülüyor ve öyledir. Ama bunların çocuklarını nasıl değerlendireceğiz? Diyelim çocukken vefat edenler var. Çocukken dediğimiz bülû dönemine kadar. Normalde bu bülû dönemi erkeklerde 15, kızlarda 12 yaşı gibi kabul edilir. Belki daha önce bazılarında olabilir ama ana hatlarıyla bu şekilde. Artık bülû dönemiyle beraber imtihan başlamıştır ve insanlar mükelleftir. Ama bülû dönemine kadar insanlara mühlet veriliyor. Hayatı tanıma fırsatı veriliyor ve faydalıyı, zararlı olanı, iyiyi, kötüyü, haramı, helali insanlar öğrenebilecek bir yaşa geliyorlar bülû ile beraber. Ama daha öncesinde eğer vefat etmişlerse bunların durumu ne olacak? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Küllü mevludin yuledu alel fıtra. Yani doğan her çocuk fıtrat üzere doğar. İslam'ı kabul edebilecek bir şekilde doğar. Dolayısıyla kafirlerin çocukları da doğuştan masumdurlar. Doğuştan kafir değildirler. Fıtratallahi leti fetarannâs aleyhâ la tebdîle li halgillâh. Yani Allah'ın yaratmış olduğu fıtrat. Allah'ın yaratmış olduğu bu fıtrat üzerinde herhangi bir tebdil söz konusu değildir. Bir değişiklik söz konusu değildir. İşte kafirlerin çocukları henüz mükellef olmadıklarından 15 yaşına kadar, bülû dönemine kadar vefat edenler anne babalarına tabi değildir. Onlar fıtrata tabidirler. Fıtratları da masum olduğundan onlar da cennette olacaklardır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de Vildanun Muhalledun ayeti var. Ebedi cennet çocuklarından bahsediyor Cenab-ı Hak. Vildanun Muhalledun. İşte bunlar hem kafirlerin çocukları hem de müminlerin çocukları. Eğer bir insan bülû dönemine ermeden bu hayattan gitmişse diğer alemde garanti cennetlik oluyor. Anne babası kafir de olsa, müşrik de olsa, putperest de olsa ne olursa olsun onların çocukları diğer alemde cennette oluyor. Bu da tabii aslında müjdeli bir durum. Çünkü diğer alemde normalde yeni kimselerin yaratılması söz konusu değil. Bu dünyadan gidenlerle hayat devam edecek. İnsan olarak bu dünyadan gidenler cennetteki hayatlarını ebedi bir hayat olarak devam ettirecekler. Aile hayatı olacak ama çocuk olmayacak. Yani doğum tarzında çocuk olmayacak. Ama çocuk sevmek, okşamak bu da insanın tabiatında var. Ve çocuklar ayrı bir güzellik. Şu dünyamıza nasıl ki bir güzellik katıyorlar. Evin neşesi oluyorlar. Bir evde çocuk olduğunda o ev cıvıl cıvıl oluyor. Olmadığında bir güzellik, önemli bir güzellik eksik oluyor. Diğer alemde de cennet her şeyin en güzelinin bulunduğu yer. Ayet-i kerime genel bir ifadeyle buyuruyor ki فِيهَا مَا تَشْتَهِهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ. O cennette canların çektiği her şey ve gözlerin lezzet aldığı her şey bulunacak. Dolayısıyla bir insan orada elbette çocuk sevmek, okşamak zevkini de tatmak ister. Dünyada tatmış olduğu veya görmüş olduğu o zevki orada da devam ettirmek ister. Bu şekilde bu da olacak. Belki konunun biraz ayrıntısı gibi ama şuna da belki temas etmek uygun olur. Bu çocuğun kafir olan anne babası cehennemde olacaklar. Ama çocuk cennette. O çocuk nerede, kiminle beraber olacak? Bu dünyada çocuğu olmayanlar var. Dolayısıyla veya hiç çocuğu vefat etmeyenler var. 5-10 tane çocuğu olmuştur da vefat etmemişlerdir. Bülû döneminde vefat etmemişlerdir. Böyle olunca onların cennette çocuğu olmayacak. Ama bu şekilde kafirlerin çocukları bu gibi anne babalara verilecek ve onlar o şekilde cennette ebedi olarak çocuk sevme, okşama zevkini de tatmış olacaklar. Gerçekten bu da cennetin güzelliklerinden bir tanesi. Cenneti cennet yapan hususlardan bir tanesi. 15 yaşına kadar hayata bir hazırlık. İnsan o zamana kadarki dönem içerisinde faydayı, zararı, iyiyi, kötüyü, güzeli, çirkini, haramı, helali bu gibi şeyleri öğreniyor. Ama artık 15 yaşından sonra mazeret kalmıyor. Artık o insanlar mükellef oluyor. İşte burada başka bir incelik var. Ona da kısaca temas etmekte fayda görüyorum. Meselenin bir ayrıntısı olarak. Bu dünyada bülû döneminden sonra hayatı devam etmiş olan kimseler öldüklerinde artık cennet yaşı neyse o yaşta diriltilecekler. 70'inde ölse orada 70 yaşında olmayacak. 20'sinde ölse 20 yaşında olmayacak. Diyelim cennet yaşı 33 yaşıysa orada 33 yaşında olacaklar. Tabi burada çok ilginç bir manzara karşımıza çıkıyor. Baba, dede, torun. 3 ayrı nesil ama 3 ayrı nesil, üçü de cennetteyse üçü de aynı yaşta olacak. Ama birbirlerini yine baba oğul olarak da bilecekler. Birbirlerine o noktada özel iltifatları olacak. Ve o yakınlık orada da devam edecek. Komşuluk, dünyada birbirini tanıyan insanların komşuluğu orada da devam edecek. Bu da ayrı bir yön. Ancak bülû dönemine henüz gelmediği halde mesela Müslüman ailelerin bazı çocukları küçük yaşta namaza başlıyor. Adeta büyükler gibi mükellef hale geliyor. Mükellef gibi ibadetini yapıyor, namazını kılıyor, orucunu tutuyor. Eğer bunlar bülû döneminden önce vefat da etseler bunlar yine büyükleri gibi oluyormuş. Yani bir mükafat olarak madem ki ibadetlerini yapmışlar, büyükler gibi bir olgunluk göstermişler. Bunlar evet cenneti kazanıyor ve bir de cennette büyükleriyle beraber oluyor. Çünkü büyükleri gibi olgunluk göstermiş, büyüklerin yaptığı tarzda ibadetini yapmış olan kimseler. Demek ki değerli izleyenlerim, insan İslami ölçüler çerçevesinde meseleye baktığında hayatın felsefesini kavramak, olayları kavramak daha da böyle kolaylaşıyor. Musibet gibi, ölüm gibi olaylara karşı gelmek daha da kolaylaşıyor. Mesela bazı anneler, babalar çocukları vefat ettiğinde adeta deli divane olur. Çünkü çocukları onlardan bir parçadır. Ama İslami ölçüleri biliyorsa bu hakikati düşündüğünde rahatlar. Ve der ki her ne kadar çocuk benim çocuğum ise de ama Allah'ın mahluku, Allah'ın yarattığı bir kul. Dolayısıyla benim onda 1000'de 1 hissem varsa 1999 gerçek hisse Allahu Teala'nın. Dolayısıyla o verdi, o aldı. Bu şekilde bakar ve teselli bulur. Yoksa bu şekilde bakmadığında gerçekten de o insan çok ızdırap çeker. Ve o ölüm olayı onu hayli sarsabilir. Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da çocuklarından küçük yaşta vefat edenler var. Mesela 4 erkek çocuğu, zaten erkek çocuklarının hiçbiri bülû dönemine erişmemiş, küçük yaşta vefat etmişler. Bunlardan İbrahim'in defni esnasında bakıyorlar ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözünden yaşlar geliyor. Diyorlar ya Resulallah siz de mi ağlıyorsunuz? Peygamberimiz şunu söylüyor, göz yaşarır, kalp ürperir. Benim bu konuda yasaklamış olduğum şey feryat etmektir. Ölümün ardından feryat etmek, saçını başını yolmak. Yoksa üzülmek fıtridir diyor. Ve ardından şunu da ilave ediyor. Ey İbrahim diyor, ölümden sonra beraber olacağımıza inanmasaydık elbette biz senin ölümüne çok daha fazla üzülecektik. Demek ki bu olaydan da bakılabilir. Çocuklar vefat ettiğinde anne babalar Peygamberimizin erkek çocuklarının da vefat ettiğini düşünürler. Öte yandan diğer alemde bu çocukların kendilerine şefaatçi olabileceklerini düşünürler ve bu şekilde teselli bulurlar. Cenab-ı Hak Kur'an'ı iyi bilmeyi, Kur'an'ın ölçülerini hayatımıza uygulamayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.